Oynayla <laughs> olmuyor. Evet. Müzik istiyor. En ufak müzik, müzik duysa. Geçen yıl işte e, tam 31 haftalıkken e, rahatsızlandım. E, birkaç gün bu süreci evde geçirdikten sonra hastaneye başvurdum. E, yani sezeryan dedi. Tansiyonu düşüremiyoruz dediler. E, daha öncekiler normal doğum olduğu için bayağı endişelendim. Yani korkular yaşadık. E, sezeryan oldum. Bebeğimden ayrı kaldım. Yani onun e, sağlığından hep endişe ettim. Çok küçüktü. Hiç istemedim. Hiç kabullenemedim ama ayrıldık yani. Bir 40-45 gün kadar ayrıldık. Ben bir ay hastanede yattım. O 45 gün yattı. Asel'le aslında bizim kavuşmamız tam bir yıl olacak yani. E, şu anda 13 aylık fakat e, ben kızımla kavuşalı bir yıl oldu. Hemen hemen 12 ay olacak. Ona karşı hep bir vicdan azabı içimde. Yani keşke kendimi korusaydım keşke daha bilinçli olsam çok başında olmama rağmen keşke bunları yaşamasaydık yani o çocuğun hala ellerinin üzerinde o iğne izleri her gördüğümde her gün onun pişmanlığını yaşıyorum yani keşke kendim biraz daha kursaydım da ondan ne ona bu acıları yaşatmış olsaydım ne çevremdeki diğer insanlara keşke kızımı da doğar doğmaz kucağıma alabilseydim yani hala kardeşlerim annem babam Çocuklarım bakarken bana, kızıma gözleri doluyor. Yani siz nereden döndünüz, geldiniz? Sizi şu anda görebilmek bir mucize. Hep bu şekilde e, telkinlerle karşılaşınca insan ister istemez e, izole yaşamak zorunda kalıyorsun. Ciğerlerimde enfekte bırakmıştı. E, onun ilaçlarını kullanıyorum. Hala nefes darlığı yaşıyorum. E, tansiyon kalıcı oldu. Normalde gebelik zehirlenmesi demişlerdi. Fakat gebelik zehirlenmesi e, bebek doğumundan sonra tansiyonun düşmesiyle sonuçlanmış. Fakat benim hala tansiyonum yüksek. Onun tedavisini görüyorum. İlaç kullanamıyorum. Emzirme döneminde olduğum için tamamen hayat e, koşullarımı, şartlarımı değiştirdim. Standartlarımı fa farklılaştırdık. Sırt ağrılarım, kas ağrılarım hala devam ediyor. Kollarındaki güçsüzlükler devam ediyor. E, i̇lk zamanlarda bir e, buçuk kiloluk çocuğumu taşıyamazken şimdi de öyle. Mesela sekiz kilo bebeğim ama hala taşımakta uzun süre kucağıma almakta zorlanırım. Bir odadan odaya geçerken bile abisinden rica ediyordum. Yani oğlum sağ olsun büyük oğlum bu konuda bana çok destek oldu. Yeri geldi altını aldığı, yeri geldi karnını doyurdu. Bu kısıtlamalara rağmen insanlar e, hala çok normalmiş gibi. Bunca kayba rağmen insanların bu rahatlığını anlam veremiyorum. Belki sana bir etkisi olmuyor ama senin taşıdığın virüsün ee, bir anneye, bir babaya, bir evlada, birinin evladına, annesine, babasına etkisi oluyor. Kayıplara sebebiyet veriyor. Yani ben kızımı parka götürebileceğim, şimdi parklardan korkuyorum. Çok istiyorum mesela onun bir salıncakta sallanmasını, oradaki oyuncaklara heyecanla koşmasını. Yaş sıram geldiğinde e, kesinlikle aşım olacağım. Çünkü e, gözümle gördüğüm etkileri var çevremizde. Mesela çok yakın bir akrabamızın babası 90 yaşında aşı oldu. Ee, çok rahat atlattı Covid'i. Covid'i bulaştı evet ama çok rahat atlattı. Oğlu ona bakarken o Covid kaptı. Oğlu ondan çok daha fazla rahatsızlandı. Çok daha zor bir şekilde atlattı bu süreci. Daha ağrıları, sıkıntıları fazlaydı. Şimdi bunu gör, gördük, gözümüzde de gördük. Canlı da şahit olduk. Kesinlikle e, sıram geldiği zaman aşımı olacağım yani.